Fethullahçı terör örgütünün ele başısı Fethullah Gülen'in Türkiye'de vekaletini verdiği 5 avukattan biri olduğu öne sürülen Fevzi Cem Şen banka hesabında 800 milyon lira olduğu iddia edilmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu'ndan 26 Ağustos 2016 tarihinde yapılan açıklamada ise Şen hesaplarında ya da kasasında 800 milyonun bulunmadığı bildirilmişti. Ancak Sabah Gazetesi'nin haberine göre kayyum Hasan Ölçü 800 milyon liranın FETÖ'nün avukatı Cem Şen hesabında olduğu iddiasını iğneledi. Darbe girişiminin ardından yapılan FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Şen Ocak tutuklanmış. Banka hesabındaki para ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından gazete 18 Ağustos'ta FETÖ'nün 800 milyonluk avukatı başlıklı haberi servis etmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu'ndan 26 Ağustos 2016 tarihinde yapılan yazılı açıklamadaysa Avukat Şen Ocağan, banka hesaplarında ya da kasasında 800 milyon liraya rastlamadıklarını belirtmişti. Yapılan açıklamada Samsun Adliyesi'nin resmi internet sitesinden yer almıştı. Avukat Şen Ocağın sahibi olduğu Şen Ocak Hukuk Bürosu ile bazı şirketlere kayyum atandı. Kayyumların yaptığı incelemede Şen Ocağın hesabında 800 milyon liranın olduğu belirlendi. Sabah gazetesine konuşan kayyum Hasan Ölçer, bu paranın var olduğunu teyit ediyorum. Bu paranın FETÖ'nün tüm bölge immeti olduğunu düşünüyoruz. Paraların kaynaklarını bulmaya çalışıyoruz. Cemaatin Türkiye'deki önemli kasalarından biri olduğunu düşünüyoruz. Araştırmalarımız bu yönde olup geçmişe dönük banka kayıt, hesap, havale giriş ve çıkışlarını mercek altına aldık. Avukatın hukuk bürosunun para trafiğini araştırıyoruz ayrıca bu avukatın çok lüks bir hayatı var dedi. Bu arada Şer Ocağı'nın örgütün Karadeniz Bölge Kasası olduğu öne sürüldü. Kayyum Ölçer, FETÖ'nün avukatının yüklü banka hesabının yanı sıra değerleri 700 bin lirayı bulan lüks araçlarla dolu garajı olduğunda iddia etti.